ekranları karşısında bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimiz, sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ederken sektörün başarı elde etmiş öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler Alanya Gazipaşa'dayız. Pekala neredeyiz? Havacılık alanında faaliyet gösteren Mustafa Bey'in yanındayız. Hemen Mustafa Bey'le röportajıma başlayacağım. Kendi mesleğiyle alakalı bizlere çok değerli, kıymetli bilgiler verecekler. O zaman ne duruyoruz? Hemen başlayalım efendim. Mustafa Bey, öncelikle sizleri biraz tanıyalım mı? İzleyicilerimiz Mustafa Bey kimdir bilsinler. Mustafa Bey, Gazipaşa'da doğumlu, Antalyalı. Sebzeleri tüccarlık yapan. Kaç esnaf. Kaç yıldan beri peki esnafız? Kaç yıldan beri bu sektördeyiz? 2004 yılından beri çalışıyorum. 2004 seneden beri Alanya'da, Gazipaşa'da. Evet, buradayım. Alanyalıyız zaten. Evet. 2004 yılından beri Gazipaşa'da hizmetlerimiz sürüyor. Peki, haycilik dedik ya, haycilerin içerisinde sebze var, meyve var. Bunlardan bizlere biraz bahseder misiniz? Tedarik ettiğiniz meyve ve sebzeler nelerdir? Ürün yelpazeniz nelerdir? Özellikle yaş sebze üzerine çalışıyoruz. Salatalıktır, fasulyedir, patlıcandır. Tedarik edip ülkenin 8-10 yerine yolluyoruz. Türkiye'nin her yerine varız. Evet, var. Avrupa'da da aynı zamanda var mıyız? Özellikle Rusya. Şahane. Ukrayna, Rusya. Yani biz o zaman global bir şekilde hizmet veriyoruz diyebilir miyiz? Denilebilir tabii, kesinlikle. Yani kapsamlı olarak global bir şekilde hizmetlerimizi veriyoruz. Ürün tedarikinde bulunabiliyoruz. Peki, çok önemli bir noktadır bu aslında. Sizin sektörünüzde de sebzelerin ve meyvelerin lezzetli olması için doğru yerlerde yetişmiş olması kesinlikle. Da, doğru şekilde kesinlikle. Yetişmiş olması da gerekiyor. Çiftçiler direkt taze bir şekilde. Aynen. Peki nasıl oluyor? Bu süreçler nasıl ilerliyor? Öncelikle çiftçi topluyor. Bu hal dediğimiz yerlere geliyor. Orada biz bu malı talebe göre işliyoruz. İstenen yere, istenen adrese gönderiyoruz. Peki genel olarak işbirliği yaptığınız şirketler kimlerdir? Şahıs firmalar. Genelde Türkiye'nin çeşitli illerinde gönderdiğimiz ya arz talebe göre işleyen bir sistemdeyiz. Nerede ne eksikse oradan talep geliyor. Tanıdığımız insanlardan. Bu pazarcılık da olabilir, market de evet, olabilir. Evet, hepsi dahil. Değil mi? Hepsine... Pazar, pazarcı, market, ne bileyim ihracatçı, kim olursa biz tedarini sağlıyoruz. Peki Mustafa Bey, sektörünüzde uzun yıllardır varlığımızı sürdürüyoruz. Kesinlikle. Peki müşterilerimiz sizlere saat kaçtan kaça kadar ulaşabilirler? Bu sorunun cevabı 24 saat. Öyle mi gerçekten? Evet, evet. Havacılıkta böyle bir zaman kavramı yok. Ya zaman kavramı yok da bizim işler en az bir 16 saat. Oo, en az saat. Allah telefon Allah açıp bize ulaşabiliyor. Biz de siparişini alıp tedarini sağlıyoruz. Mustafa Bey, peki bünyenizde kaç personel çalışıyor? Ve şunu da hemen eklemek istiyorum. Burası dışında başka şubelerimiz de var mı? Şube olarak yok. Ardiyemiz var. Genellikle bu ambalaj malzemelerini koyduğumuz. Personel sayısına gelince kışın az, yazın çok. Yerine göre 10 tane, 8-10 tane olduğu zaman oluyor. Yani kışın genellikle 3-4 kişi en fazla. Peki biraz aslında arkamızda gözüken fasulyeye, taze fasulyeye değinmek istiyorum ben Mustafa Bey. Çünkü kamera arkasında da yani röportaja başlamadan önce de çok konuştuk. Onu da izleyicilerimizle de paylaşalım da isterim. O taze fasulyenin lezzeti ve ben çok seviyorum. Sevenler de vardır mutlaka, hanımlarımızdan daha çok izleyenler. Taze fasulyemizin özelliğine, güzelliğine daha çok onu aslında veriyoruz tüketiciye. Türkiye'de kış sezonunda, özellikle baharda taze fasulye bizim burada. Gazipaşa toptancı halinde üretilen fasulye başka yerde üretilmez. Lezzeti çok yani, daha başka mı diyoruz onu? 80 ton, 100 ton gelen hallerimiz var burada. Sıkıntı yok. Yani efendim bitirmiş Mustafa Bey. Bitirdiği için de ben yani bu kadar güzel anlattı fasulyeyi. Dedim ki ya dedim ama Mustafa Bey dedim ben şimdi alamayacağım. Aklım kaldı, alamayacağım. Ama sözünü aldım. Biz göndeririz size. Bir şekilde evet o taze fasulyeyi istiyorum. Bu kadar lezzetli, kesinlikle. Bu kadar anlatılmış, kesinlikle. Bu kadar sevilen bir, tercih edilen bir taze kesinlikle. Fasulyeyi biz de merak ediyoruz İstanbul'lar. Birisinin yani. Fasulye ihtiyacı varsa Gazipaşa bulacak. Ya. Tonajlı 5 ton, 10 ton, 20 ton bizim aslında burayı bulacak. Evet, daha çok toptan da veriyoruz. Dünyanın zaten. Üzerinde kim istiyorsa bizim buradan tedarik edilir o dönemde. Bravo. Mart, peki hangi Nisan, aylar? Mayıs, Haziran, Temmuz diyemeyeceğim. Şu anda bitti. Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Haziran tam verimli. Yani aylar. Ya bundan bir hafta önce bize 4 ton fasulye geliyordu mesela.
Ama ondan önce 10 ton, 15 ton yani geldi. Şansına bakar mısınız? Yani biz de tam bitişine denk geldik işte. Bitmeseydi ama siz de hepsini vermişsiniz. Yani. Bizim gelişimizi bir bitirdiniz. İnşallah seneye. Seneye artık yakalamak lazım. İnşallah. Buyurun çünkü. Gelin bekleriz her zaman. Çok teşekkür ederim bu arada. Mesut Tarım olarak çok teşekkür ederim. Bilgiler için. Programımıza gerçekten renk kattınız. Zaten bölgenizde de oldukça başarı elde etmiş. Önemli bir isimsiniz. Yolunuz açık olsun. Sizleri globalleşmiş bir şirkette başka ülkelerde de başka şehirlerde de görebiliriz diyorum ki markanızda. Son olarak şu anda bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimize veda niyetinde neler söylemek istersiniz? Herkesi çok seviyoruz. Başka bir şey diyemeyeceğim yani. Şey de diyelim mi o zaman Mustafa Bey? Herkesi yerimizde bekleyelim. Yani, bizleri ziyaret etsinler, buluşsunlar, gelsinler, bir işbirliği yapsınlar. Gazi Paşa toptancı halini keşfetsinler. Keşfetsinler. Gelsinler, bekliyoruz. Bizim yerimiz burada dedi Mustafa Bey. Daima bize ulaşabilirsiniz. Bizim için zaten saat kavramı da pek fazla yani, yok. Kesinlikle. O yüzden bizimle işbirliğine girebilirsiniz. Doğru bir hizmette, doğru bir kalitede hizmet almak istiyorsanız kendilerinden Mustafa Bey'e Google üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız varsa onu da söyleyelim. Mustafa Özkan. Mustafa Özkan olarak bulabilirler. Bulabilirler. İçime geçebilirler evet, sizleri. Evet. MST Tarım olarak geçebilirler. Çok özür dilerim. Bir daha alabilir miyim? MST Tarım olarak internet üzerine yazarsa çıkar. Çok teşekkür ederim. O zaman sizinle olan röportajımı üzülerek sonlandırıyorum. Yolunuz açık olsun. Çok tekrardan sağ olun, teşekkür başarılar ederim. Diliyorum sağ Mustafa olun, Bey. Sağ olun. Selam. Evet değerli izleyiciler, Mustafa Bey'le röportajımı sonlandırıyorum. Kendisine de bu yolda mesleğinde başarılar diliyoruz efendim.